Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf matematik sahnesi kitabında hazırlık sahnesi 38'in sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gerçekten ilk sorumuzda dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Yukarıdaki şekiller arasında ABC üçgeni KML üçgenle eşittir ilişkisi olduğuna göre X artı Y eksi Z işleminin sonucu kaçtır diyor. Ya de buradaki üçgenlerdeki açıları eşleştirecek olursak A ile K açısı aynı açılar, B ile M gençler eş açılardır. C açısı ile de L açısı gençler aynı açılar. O halde eş olduğuna göre gençler bakın A'nın karşısındaki X K'nin karşısındaki 21 eşittir. Evet gençler. Ee, Y'ye baktığımız zaman M açısının karşısında aynı çentikli açı gençler gördüğünüz gibi B'dir. B ile de 12 olduğu için o halde Y 12'ye eşittir. Evet bakın burada C'nin karşısında 15 varsa C'nin eşi L'dir gençler. L'nin karşısında Z var. O halde Z de 15'tir. Bizden istenen işlemi yaparsak x artı y demiştik. Yani 21 artı 12 eksi 15 diyoruz. 21 ile 21'de 12 toplarsam 33, 15 çıkartırsam da 18 olur. Sorumuzun yanıtı diyelim. ve 18 yanıtını Ceyhan seçeneğinde işaretleyelim. Evet, i̇kinci soruyla devam edelim verilen şekiller arasında ABC üçgeni DEF üçgeni eşittir ilişkisi olduğuna göre x artı y artı z kaçtır diyor. Yani A ile D aynı açılar. B ile E. Evet, C gençler F'ye eşitmiş. O halde A'nın karşısındaki bakın 2x eksi 1 D'nin karşısındaki 17 eşittir. Evet gençler şöyle o halde 2x eksi 1 17'ye eşittir diyorum. Buradan eksi 1 karşıya artı 1 olarak göndersem 2x 18 ise x'in değeri 9'a eşittir. Devam edelim. Y'ye bakıyorum gençler. Y b'nin karşısındaydı. Y artı 3. O halde eşi 16. Bakın e'nin karşısı. Yani y artı 3 16'dır. Buradan da y genç 16 eksi 3'ten 13'e eşittir. Son olarak z de gençler f'nin karşısında 4 z var. F'nin eşi c'ydi. O da 24'tür gençler. O halde 4 z 24 diyelim. Buradan z'nin değeri 6'dır. Bizden gençler bu 3'ünün toplamını istedim. 9 artı 13 artı 6'dan 9, 13 daha 22, 6 daha 28 olur sorumuzun cevabı diyelim ve 28 yanıtını soru seçeneğinde işaretleyelim. Evet, devam edelim bir sonraki sorumuza geçelim gençler. Evet gençler 3. sorumuza geldiğimiz zaman iki üçgen arasında ABC KLM üçgenine eşittir ilişkisi var demiş gençler. Arkadaşlar bu tarz sorularda hemen iki tane üçgen çizelim ve birbirine eşliklerini açılar üzerine yerleştirelim. A B C bakın şuraya A B C diyoruz K L M açı sırasına dikkat ederek gençler A ile K aynı açılar B ile D aynı açılar C de M eşit. Gençler. A B C üçgenin çevre uzunluğu 56 ise gençler o halde şöyle düşüneceğiz K L M üçgenin de çevresi eşittir arkadaşlar ve 56 santimetredir. L 7 K M 24 olduğuna göre B C istiyor. Gençler o halde hemen KL'yi yerine yazalım. KL 7 DM 24. Sevgili gençler 7 24 daha 31 yapar. 56'dan 31'i çıkartırsam 25 olur. Buraya 25 de yeni verdik. Yani LM 25. Bunu gençler diğer tarafta yerine yerleştirelim. DM ile BC birbirine eşittir. Burada evet, noktalar açının karşısında olduğu için. Evet o halde dm eşittir diyelim. bc uzunluğuna o da 25'tir dersek sorumuzun yanıtı ortaya çıkmış olur diyelim. b seçeneğini işaretleyelim. Evet, dördüncü sorumuzla devam edelim. Yukarıda verilen dikdörtgen belirlenen noktalar hangi noktalar boyunca katlandığında eş şekiller oluşturmaz diye soruyor. Arkadaşlar şöyle A seçeneği ile başlayalım. B ile P'yi birleştirelim. Gerçi B ile P'yi birleştirdiğimiz zaman B'nin sağ tarafında 2 birimlik, P'nin sağ tarafında 2, sol tarafında 2 birimlik. Burada da 1 2 3 4 5 6 birimlik. Burası da 1 2 3 4 5 6 birimlik. Evet 2 tane gençler eee eşyamı oluşuyor. O halde bu oluşturur diyoruz. Şimdi i̇şte kalemimizi değiştirelim. B seçeneğine D ve U'yu birleştirin demiş. İşte D ile U. Gördüğünüz gibi gençler şöyle. 4'e 4'lük. Gençler i̇şte 2 tane eş kare oluşturmuş oluyor. C'ye geldiğimiz zaman B ile R demiş gençler. B ile R'yi birleştirelim. Sevgili gençler B ile R'yi birleştirdiğim zaman B'nin sağ tarafında az önce söylemiştik. 2 birimlik boşluk varken B'nin sol tarafında gençler 3 birimlik boşluk olur. Bakın bunlar birbirine eş olamazlar gençler. O halde C şıkkı da doğru yanıttır deriz. Beşinci sorumuzda yukarıdaki noktaları kağıtta verilen dikdörtgenlerden kaç tanesi eştir demiş. Birbiriyle. O halde kenar uzunluklarına sayarak başlayalım. 1, 2, 3, 4'e. 4 gençler 1 karedir. Burası 3'e 4. 3'e 4. 3'e 4 olduğu için... Gördüğünüz gibi gençler 1, 2, 3 tane dikdörtgen birbirine benzerdir. O halde C seçeneği de doğru yanıttır deriz. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir demiş. Şimdi gençler burada bizim için açı sıralamasında harflerle aslında aynı sırayı takip etmesi gerekiyor. Böyle görebiliriz gençler. Bakın, C, A ve M, K dediği için C ile M, A ile K aynı açı olmak zorunda gençler. BC, LM istersek hemen şöyle bir yine üçgen üzerine göstersek daha rahat anlaşılabilir. Ya A, B, C diyeceğim. Diğer tarafa K, L, M diyelim. CA uzunluğu gençler. CA A uzunluğu. Şöyle A diyelim buraya. MK uzunluğu. M, K uzunluğu. Buraya A diyorum. BC uzunluğu. Buraya da B diyelim. DM uzunluğu gençler B olsun. BA uzunluğu C. Evet, LK uzunluğu da C diyorum gençler. Zaten bu bir e, 1 demek gençler. Bunların birbirine eş olduğu anlamına geliyordu. Normalde baktığımız zaman gençler. Bakın B gençler A'nın karşısında. Burada K'nin karşısında. Yani A ile K aynı açı. buradaki A gençler B'nin karşısında. Buradaki A kenarı L'nin karşısında. Bunlar aynı açı. Normalde C ile de M aynı açılar. Gördüğünüz gibi gençler, ABC sıralaması olur. Onları eşittir deriz. KLM sıralaması. A ile K, B ile L, C ile M. Buradan gördüğünüz gibi A seçeneği de doğru yanıt olur deriz. Diğeri soruda yukarıda verilenlere göre hangisi yanlıştır demiş. Gençler, A ile D e, e, e birbirine eş açılar buna göre baktığımız zaman A ile C de birbirine eşit. O halde gençler üçgenler sıralamasında A ile D aynı sırada olacak. A ile D aynı sırada. B ile F aynı sırada olacak. Üçüncü sırada. C ile de E aynı sırada. O halde birincisi doğrudur. A seçeneği doğrudur. Evet burada ne dedik gençler? C ile E dedik. Bakın C ile E. A ile D dedik. B ile de F. O halde B seçeneği doğrudur. Yaşlı B ile E aynıydı. Bakın burada B, burada E var. Gençler B ile F olması lazımdı. Bundan dolayı C seçeneği yanlıştır deriz. B ile F, A ile D, C ile E aynıdır. O halde Denizli de doğrudur diyelim. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. 8. soruda yukarıda kareli zeminde verilen ABC üçgenine eş KLM üçgeni çizilecektir. ABC KML'ye eşmiş gençler. Olduğuna göre M hangi köşeden geçer diye soruyor. A ile K aynı açı olacak gençler. B ile M, C ile D ile buraya uygun bir üçgen çizeceğiz. Bunun için şöyle kenarları sayabilirim. 2, 3 olacak. Burası 1'e 4. Burası da gençler 2'ye 4 olacak diyoruz. O halde gençler. Buradan baktığımız zaman bakın burası 1'e 4 gençler. Lütfen dikkat edelim. 1'e 4 ise orada buradan gençler 1'e 4 geldiği için ben ne yapmam lazım? 4'e 2 gitmesi lazım bir taraftan. Şöyle 1, 2, 3, 4'e 1, 2. Bakın buraya geleceğiz. Burası 1'e 4 olduğu için burası 4'e 2 gelecek. Diğer tarafta gelmişler 2'ye 3 gelecek. O halde gördüğünüz gibi 2 nolu ile birleştirirsek eş, eş şekiller eş üçgenler oluşur diyoruz. 9. soruyla devam edelim. Yukarıdaki kağıtta ver, noktada kağıtta verilen üçgenlerden hangisi diğerleriyle eş değildir demiş. İşte bu durumda kenar dik kenarları sayabiliriz. 3'e 4'leri gördüm. 3'e 3 gençler. Gördüğünüz gibi gençler M farklıdır. O halde sorumuzun yanıtı da evet Ceyhan seçeneği olur diyoruz. K, e, L ve N birbirine eşittir dedik gençler. 10. sorumuzda yukarıda verilen şekiller arasında KLM B A C'ye eşittir demiş. Buna göre kesinlikle hangisi doğrudur? Gerçi K ile B E ile A L ile de C eş gençler, ama da L ile C demiş gençler. Bakın L ile C aynı açı değil gençler. Bunlar doğru değildir. L kenarı, L kenarı gençler M'nin karşısında, AC kenarı A'nın karşısında. Pardon. B'nin karşısında gençler. Bakın KL kenarı M e, açısının karşısında, Evet AC kenarı gençler B'nin karşısında. Bunlar birbirine eş değildir arkadaşlar. BC KM'den büyüktür diyor gençler. Eşlikte et büyük olup olmadığını bilemem gençler. Ama K ile B'nin K ile B açısı her ikisini noktalı açı verdim. Bunlar kesinlikle birbirine eş açılardır deriz gençler. 11. sorumuzla devam edelim. Yukarıda verilen turuncu renkli noktalardan hangisi ile AB e doğru parçasının uç noktaları birleştirse KML üçgenine, eş bir üçgen elde edilir diyor. Gençler burada 1 2 3 4 5 birim. KL de gençler 5 birim. E o halde L'den geniş bir açı yapıyorum gençler. Şöyle 1'e 1 2 3 4 birimlik bir açı oluşturuyorum. Evet gençler. O halde 1'e 4 geleceğiz. 1'e 1 2 3 4. O halde gördüğünüz gibi 4 numarayla birleştirirsek gençler Evet bir eş üçgen oluşturmuş oluruz. O halde sorumuzun yanıtı da A seçeneği olur deriz. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet gençler 12. soruya geldiğimiz zaman yanda verilen şekilde A, B, C, D paraleldir demiş. B, E, C, A, E, D noktaları doğrusal olduğuna göre hangisi yanlıştır diye soruyor. Gençler bu tarz sorularda öncelikle eş açıları belirleyelim. Bakın buradaki gençler A, e, B açısıyla CED açıları gençler ters açıdan dolayı aynı açılardır ve birbirine eştir. E, gençler burada Z kuralından dolayı bakın buradaki B açısıyla C açısı aynıdır. ve buradan da A ile D açıları birbirine eşittir gençler. O halde üçgenimizin eşini yazarken eğer A, B, e dersek bakın ABE aynı sıralamayı takip edeceğim. A açısıyla D açısı gençler birbirinin de Bu doğrudur. E, B ile C gençler bakın aynı açılar doğrudur. E'lerde E'ler de aynı gençler doğrudur. Hadi dikkat edersek E'lerden yola çıkabiliriz. Bakın e E'ler aynı sırada olacak. daha sonra kontrol edebiliriz. Ama Denizli'ye geldiğim zaman E gençler bakın burada C ile eşleşmiş. Bu kesinlikle yanlıştır Değer evet, Denizli seçeneği olarak sorumuzu işaretleriz. Evet. Devam edelim. 13. sorumuza geçelim. Yukarıdaki noktada kağıtta verilen dikdörtgen BC doğrusu boyunca kesiliyor. Elde edilen yamuklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Gençler burada kenarlar sayısı burası 3, burası 8. Bakın 8'e 3. Bu halde gençler ben ABC dersem ABCD dersek gençler bakın 3'ten Evet, köşegen gibi düşünebiliriz. Evet 3'ten başlıyorum, 8'e bitiriyorum gençler. O diğer tarafta da BC bakın FC yine 3'ten geliyorum, 8'e devam ediyorum. Bu ifade doğrudur. ABC açısı gençler. Bakın buradaki geniş açı. Diğer tarafta BCF buradaki geniş açıya gençler. Evet buradaki Z kuralından dolayı birbirine eş açılardır. Bu ifade doğrudur. DC DC kenarı 8 birim. EB kenarı gençler 8 birim. Bu ifade doğrudur. BC kenarı Gençler bakın buradaki köşegen AB kenarı 3'tür. Bakın bunlar birbirine eşittir diyemeyiz gençler. Bu ifade yanlıştır ve sorumuzun doğru yanıttır deriz. Evet, 14. soruda ABC ile ilişkisi vardır demiş. Y eksi x'i sormuş. Gençler burada eğer eş üçgense iç açılarda sırasıyla birbirine eş olacaklar. Yani A ile M aynı olacak. O halde ben A 60'sa M'ye 60 dedim. B ile K. Gençler bakın buradaki B ile K e açısı. Yani buraya X diyebiliriz. C ile de L. O halde C ile L eşitse. Gençler buraya 70 derece deriz. Demek ki buradan. Evet. G'nin değeri kesinlikle 70 derecedir. Sevgili gençler buradan da şöyle diyebilirim. 70, 60 daha 130 yapar. 80'den 130'u çıkartırsam. 50 derece kalır. X'in değeri. Bizden aradaki farkı istediği için 70'ten 50'yi çıkartarak 20 yanıtını buluruz ve Ceyhan seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.